ziyaretimiz Profesör Doktor Turan Uslu'yu oldu ve Profesör Doktor Turan Uslu, bir de söyleyebilsem canlı yayında. Turan Hocam bize boyun ağrıları ve IMS tedavisiyle ilgili bilgiler aktarmıştı. O VTR'yi bir daha izliyoruz. Hocam öncelikle bu yoğun tempoda bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bugün IMS tedavisinden ve boyun ağrılarından konuşmak istiyorum. Dilerseniz ilk önce boyun ağrılarından başlayalım. Boyun ağrılarının sebeplerini bize anlatır mısınız? Evet, boyun ağrıları günümüzde en çok hastayı hekime götüren şikayetlerden bir tanesi. Bundan 25-30 yıl önce bel ağrıları çok daha sık görülürdü. Ama günümüzde bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, oturarak çalışmanın daha yaygın hale gelmesi sebebiyle boyun ağrıları artık neredeyse epidemik bir problem olmuş durumda. Boyun ağrısı olmayan insan yok gibi. Bunun sebepleri neler? Bir, duruş bozuklukları ki en önemli sebepler. Anatomik bir takım yapılar, işte kişinin boyunun aşırı uzun olması veya aşırı kısa olması. Ergonomik bir takım dezavantajlar, uzun saatler araba kullanma yine en önemli sebeplerinden. Onun dışında travmalar, işte çok uzun saatler otomobil kullanıyorsunuz, sürekli frene basıyorsunuz, gaza basıyorsunuz ki boyun omurgası son derece naif bir omurgadır, zayıf bir omurgadır. Dolayısıyla her türlü travma, akut veya kronik travma boyun omurlarında, omurlar arasındaki disklerde, omurganın etrafındaki yumuşak dokularda, bağlarda, kaslarda bir takım hasarlara sebep olmaktadır. Dolayısıyla boyun ağrısına sebep olmaktadır. Ayrıca boyun omurgasındaki kaymalar, kanal darlıkları, kireçlenmeler, tabi hastanın yaşına göre değişmekle birlikte depresyon, stres, anksiyete, bütün bunlar boyun ağrısı olarak hastaların bize gelmesine sebep olmaktadır. Peki en sık kimlerde görülüyor hocam? Yani genetik faktörler var mı? Kimler risk altında boyun ağrısında? Tabii ki genetik faktörlerin her hastalıkta olduğu gibi bunda da rolü var. Çünkü biz sonuçta bir takım bizim kas iskelet sistemimiz kollajen ve elastik fibrlar, lifler tarafından oluşturuyor. Bunların içinde kollajen lifler dayanıklılığımızı sağlıyor, elastik lifler de esnekliğimizi sağlıyor. Kişi eğer kollajen lifler yönünden çok güçlüyse daha sert bir omurgası oluyor. Dolayısıyla bir takım esnemeyi gerektiren hareketlere karşı dayanıklılığı az oluyor. IMS nerelerde uygulanır? Bir kere kronik, özellikle gerilim tip baş ağrılarında çok iyi sonuç veriyor. Yine aynı şekilde boyun fıtıklarında, kireçlenmelerinde, kanal darlıklarında, sinir basılarında hakikaten harika sonuçlar veriyor. Onun dışında omuz ağrılarında, donuk omuzda geliyor bize hastalar. Belli bir süre sonraki bu biraz daha uzun sürebiliyor. Yine sırt ağrılarında çok uygun, çok başarılı bir şekilde tedavi ediyor. Dirsek ağrılarında, el bileğinin bazı sorunlarında, hani daha az etkili olmakla birlikte karpal tünel sendromunda bile uyguladığımız vakalar var ama tabii daha az etkili. Bunun dışında bel fıtıklarında, siyatajcilerde, belin işte kanal darlıklarında, kireçlemelerinde yine hafif listeizlerde, hani ameliyat gerektirmeyecek listeizlerde. Tabii biz bu tedaviyi tek başına uygulamıyoruz. Bir takım işte postürel özel destekler, özel destek aparatları veriyoruz kendi geliştirdiğimiz. Bunların da hakikaten çok faydası oluyor. Ayak bileği sorunlarında ki bunlar hakikaten çok zor tedavi edilen ve hastaların doktor dolaştığı hastalar bunlar. Çünkü cerrahisi çok iyi sonuç vermiyor. Yine özellikle gençlerde gözüken kaslar arasındaki dengesizliğe bağlı, kondromalazi patella dediğimiz, diz kapağı kemiğinin arkasındaki aşınmaya bağlı ağrılarda yine bu tedavi başarıyla uyguluyoruz. Yine aynı şekilde miyofasiyel ağrı sendromlarında ki bütün vücutta ağrı yapan, hakikaten dramatik sonuçları olan bir hastalık. Çene eklemi ağrılarında çok yine sık, çok sık da gözüken ama hastaların da maalesef hangi doktora gideceğini bile çoğu zaman bilmediği, işte aylarca o ağza takılan plaklarla yattığı, işte o çene eklemine kortizon enjeksiyonu yapıp hakikaten de bazen gerçekten zarar gördüğü hastalar var. Onlarda da yine bu tedavi oldukça başarılı. Ama belki biraz daha fazla gelmesi gerekebiliyor. Herhangi bir yan etkisi var mı? Yan etkisiz tedavi olmaz. Bazen iğnenin uygulandığı bölgelerde ekimoz, morarmalar olabiliyor. Cilt altı kanamalar olabiliyor.
Nadiren iç organ zedelenmeleri olabiliyor, çok nadiren, pnömotoraks gibi, böbrek zedelenmesi gibi, ama bunların oranları o kadar düşük ki bu tedavi terk etmeyi gerektirmez. Ve bunlar da gayet kolay kontrol altına alınabilen tedaviler. Akupunkturla birbirine benziyorlar mı hocam, farkları var mı? Tabii benzer tarafları var, ikisinde de iğnenin kullanılması ama teknik olarak, etki mekanizması olarak tamamen farklı. Akupunktur hakikaten çok değerli bir tedavi yöntemi ama Doğu tıbbının bir tedavi yöntemi. Astım, alerjiden, işte bir takım kötü alışkanlıkların terk edilmesinden, işte obeziteye kadar, işte kronik ağrı sendromlarına kadar birçok hastalıkta kullanılıyor. Ama bu sadece kas iskelet sistemi kaynaklı ağrılarda kullanılan bir tedavi yöntemi. Ben çok teşekkür ederim bize zaman ayırdığınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Ben bütün izleyicilerime çok teşekkür ediyorum.